Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Şükran Sarıgül Güdük. Doktor hanım hoş geldiniz. İyi, hoş geldiniz hocam. Buldum. Evet çok popüler bir konuyu konuşacağız yine. Ameliyatsız düz gelme tekniklerinden süliyet ip, ip askılamayı konuşacağız. Biraz bahseder misiniz bize? E, süliyet soft aslında e, yüzü germek için kullandığımız ameliyatsız yöntemlerden bir tanesi. E, bir takım e, ipin kendisine özgü özellikleri var. E, Öncelikle ip çok uzun yıllardan beri tıpta kullanım alanına sahip, e, bu nedenle çok güvenilir kabul edilebilir. İkincisi eriyebilir bir materyal. E, bu e, benim gibi hani kalıcı materyalleri deri altına uygulamaktan çekinen bir hekim için çok önemli bir avantaj. Üçüncüsü ipin e, kendine özgü bir özelliği, çok iyi bir kolajen stimülatörü, yani kolajenin üretmesini de sağlıyorsunuz aynı zamanda. E, bu nedenle hem e, yüzü germek için kullanmış oluyorsunuz ama aynı zamanda derinin kalitesini de arttırmasını sağlıyorsunuz. Peki kaçlı yaşlardan itibaren bu tür uygulamalara ihtiyaç duyuyoruz? E, yaşlanmanın belirtilerini ilk gör, gördüğümüz yıllar aslında 30'lu yaşlar. E 30'lu yaşlardan itibaren e, orta yüzümüzde, alt yüzümüzde sarkmaları fark ediyoruz. E dolayısıyla 30'lu yaşlardan itibaren aslında bu sorunu yaşayan biriyseniz hı hı. E, ve de deri kaliteniz e, iyi kötü iyilik halini korumaya devam ediyorsa aslında e, 60'lı yaşlarda dahi yaptırabilirsiniz bu uygulamayı. Böyle çözümler varsa da erkenden yararlanmakta fayda var herhalde evet. değil mi? Evet şimdi ip askılama yöntemleri birkaç yıldır çok popüler. Hı hı. Ee, hangi ipi neye göre seçmek gerektiğini yani süriyet soft askılama iplerinde farklı özellikler var. Diğer iplere göre artıları neler? Neden onu tercih ediyoruz? Ee, bir kere diğer e, ipler, dediği, iplerden kastımız aslında materyal olarak çok fazla çeşitli ip yok elimizde. Yani piyasada e, mevcut e, durumda. E, eskiden böyle örümcek ağı diye bahsedilen ipler vardı. Onlar onların malzemeleri PDO denilen bir malzeme. Eee ama PLA ...denilen bir malzemeden üretiliyor. Bir de kalıcı olan ipler var... ...bunların dışında. E, Süliyette e, benzer... ...bir malzeme aslında yok. Çünkü aynı zamanda e, ipin... ...kendine özgü bir dizaynı da söz konusu. E, diğer ipler... ...genellikle çentikli olarak... ...üretilmişken... ...Süliyette koni sistemi denilen bir sistem var. E, ve bu koniler... E, ...yerleştirdikten sonra ipi... E, ...hem bir kısım ...ipin bir tarafındaki koni... E, sarkan dokuyu yukarıya doğru çekiyor. Diğer e, yarısındaki kısmı da bu çektiğiniz kısmın geri gitmesini engelliyor. Dokuya fikse ediyor. E, dolayısıyla e, eriyen bir malzeme ve bu nedenle e, asimetri oluşması ya da ipin gerisin geri hareket etmesi gibi bir e, yan etki ya da e, komplikasyon söz konusu değil. E, eriyebilir diğer e, malzemeye kıyasla da aslında ömrü uzun. E, diğer ipler iplere kıyasla süreyet yaklaşık olarak m, bir buçuk iki yıla kadar uzayan etki süresine sahip diyebiliriz ortalama bir hastada. Bir buçuk iki yıllık süre geçtikten sonra e, ne hale geliyor yüzümüz Sizden daha kötü oluyor mu? En sık gelen sorulardan bir tanesi bu. E, ve bu işlem tekrarlanabilir mi? E, hiçbir zaman e, yaptırdığınız daha işlem daha kötü olamayız, işlem değil mi? daha kötü olamaz. Tam <laughs> tersine aslında. Hani yaklaşık olarak bir buçuk iki yıl sürüyor dediğimiz durumda bile aslında o sürenin sonuna geldiğinizde hasta başlangıç düzeyine göre hala daha iyi durumda kalmaya devam ediyor. E, eriyebilir bir malzeme olması bu işlemin tekrar tekrar uygulanmasını mümkün kılıyor. Yani en azından kendim de bu işlemi kendimde uygulamış bir hekim olarak söylüyorum. E, zaten hani bu tarzda bir uygulama yaptırdıktan sonra. E, zamanı geldiğinde hasta tekrar yaptırmaktan kaçınmıyor. Yani hatta hemen yaptırmak istiyordur yani, değil mi? Evet, o görüntüyü şöyle, tekrar elde etmek hı, ister. Hani bu tarzda bir uygulamadan sonra zaten yaptırmak ister hı -hı. ister genellikle hasta. Evet, süliyet uygulamaları sırasında peki hastalar neler yaşıyor? Yani kliniğinize geldi bir hasta ve süliyet soft uygulaması yapmaya karar verdiniz. Ne kadar sürüyor? Bu süreçte ağrı çekiyor mu? Ağrısı oluyor mu? Devamında sosyal hayattan çok soyutlanıyor mu? süreç nasıl ilerliyor? E, i̇şlem aslında lokal anestezi ile altında e, ofis ortamında uygulanabilir bir işlem. E, hekim açısından e, da komplike bir uygulama değil. Aslında hasta açısından da değil. E, bütün alanı uyuşturmak zorunda değilsiniz. E, i̇pin iki tarafında iğneler var ve sadece giriş ve çıkış yerlerini uyuşturmanız yeterli oluyor. E, uygulama e, alanı yüzeyel yağ dokuları aslında. Dolayısıyla damardan e, iyi kötü ve sinir dokusundan hani kaçınabildiğiniz bir bölgede çalışıyorsunuz. E, genel olarak çok ağrısız bir işlem hakikaten de ve çok nadiren hasta e, morlukla karşılaşabilir. Ama işlem sonrasında hani yüzünde öyle insan içine çıkılmayacak, yani normal bir günlük hayattan çok onu Alıkoyacak bir görüntü olmaz. Fakat tabii ki bu mesela öğlen arasında yapılabilir bir uygulama diye böyle bir tedavi hastaya sunmuyorum hı hı. çünkü olabilecek her türlü şey, her ne kadar minimal olsa da çok nadir de olsa en azından o günü dinlenerek geçirmesini istiyoruz hastanın ve ama ertesi gün mesela normal işte yüzünü yıkayıp makyajını yapıp işine gücüne devam edebilir diye söyleyebilirim. Hangi cilt tiplerinde daha iyi sonuçlar alıyorsunuz bu uygulamada? Her uygulamada olduğu gibi her işlem her hasta için uygun değil. Hı hı. Bir kere çok ağır bir yüzü olan hastaya bu uygulamayı önermeniz çok doğru olmaz. Benzer şekilde deri altı yağ dokusu çok ince olan bir hastada bu uygulamak için çok uygun bir hasta olmaz çünkü çok zayıf bir hasta. Ya yaptığınız zaman e, deri altı yağ dokusuna yerleştirdiğiniz bir ip olduğu için e, ip hatları görünür olabilir. Hmm. E, ya da çok ağır bir yüzü olan tombik e, suratlı birisinde de öyle bir güç güce sahip olan bir malzeme olmaz. Hmm. E, ama onun dışında e, bir de tabii e, bu ağır sarkmalarda kullanılabilecek bir malzeme değil. E, hafif orta düzeyde sarkması olan hastalar bizim için en ideal hastalar. Diğer türlü hasta beklentisi, hasta karşılaştığı sonuçtan memnun, memnun. kalmaz. hasta seçmek olur. çok önemli bizim için. Peki şu ana kadar hep aslında yüz bölgesinden, orta yüzden ve alt yüzden bahsettik. Bunun dışında yapılan başka uygulama alanları var mıdır? Evet, mesela yüzü bile uygulama yapsam, kendi adıma söylüyorum, tek başına da yapılabilir. Ben mutlaka boyunla beraber kombine ediyorum yüz uygulamasını tek başına boyuna da uygulama yapılabilir. Özellikle çene altı sarkmalarında kullanılabilen bir uygulama. Diğer bir kullanım alanında... kaşı şekillendirme, kaşı kaldırma diye söyleyebiliriz. Bunun dışında sadece orta yüz için yapsak da bile aslında ikinci bir kazanç bu tarzda bir ip uygulamasında, biz işte orta yüzü de gersek bile aslında göz altını da düzeltmiş oluyoruz ki göz altı zaten yaşla birlikte Aşağıya doğru sarkan yanakla arasında uluk oluşturan bir yer. Mesela bu ipi taktığım hastalarda gözaltı dolgusunu tekrarlama ihtiyacı çok uzun yıllar olmuyor. Bu da dolgu, bu ipin e, bence ikinci bir, bir e, kazancı diyebilirim. Gerçekten çok güzelmiş. Ee, i̇lk defa bundan bir uzunluğumuz evet, bahsediyor. Biz de şu anda çok heyecanlandık çünkü önemli evet. e, bir bölge gerçekten de problemli tamam. bir Bölge. E, kombine olarak diğer hangi yüz gençleştirme yöntemlerini uyguluyorsunuz ip askılama ile birlikte? Eğer hastanın çok hafif bir hacim kaybı da varsa hı hı. yani yağ erimesi de varsa sület iple bunu toparlayabilirsiniz. Ama belirgin bir hacim kaybı varsa o eriyen yağ yerine dolgu koymanız gerekiyor. E, Tabi diğer meslektaşlarım farklı bir şekilde yaklaşabilir ama ben aynı gün içerisinde hem sület <laughs> e, soft tipini hem dolgu uygulamasını yapmayı çok tercih etmiyorum. <laughs> Genellikle önce ipi takıp sület soft'u takıp biraz sonucu e, gözlemleyip, evet, e, iki hafta kadar sonra <laughs> en erken dolgu yapmayı tercih ediyorum. Kullandığınız dolgunun miktarını da azaltabiliyor çünkü <laughs> bu da hani size sağladığı bir diğer kazanç diye düşünebiliriz. Uza. Peki bir yaş sınırlaması var mı? Şu yaşın altında da şu yaşın üstünde etkinliği yoktur ya da azdır gibi bir sınırlamanız var mı? Yani 20'li bir yaşlardaki bir danışana bu ipi önermiyoruz çünkü hani bu ipin de yeri belli açıkçası. Hani o yaşlarda e, orta yüz sarkması pek beklenmez, görülmez. Böyle bir taleple de zaten hasta hı hı. E, gelmez. Böyle bir öneride de kolay kolay bulunulmaz diye düşünüyorum. Hekim olarak. Ee, yaş sınırı olarak da benim özel bir şu yaşın üzerinde yapmıyorum bu uygulamayı dediğim e, bir sınır yok. E, ama öyle hastalarım var ki böyle 70'li yaşlarında yani 40 yaşındaki bir kadından bile çok daha iyi durumda olan e, orta düzeyde sarkması varsa e, bu hastalara da yapılır yapılmaz Neden değil olmuşsun. açıkçası. Hı hı. Ama hani hayatında ilk defa bir işlem için e, bize gelmişse ve, ilk, ve bu hasta 60 yaşındaysa, e, hiç daha önce bir uygulamadan geçmediyse ve sarkması da çoksa o hastaya yapmazsınız. Ama bu, bu aynı şey e, 50 yaşındaki bir hasta için de geçer. Yani iyi bir cilt, e, bakımlı bir cilt, çok ağır bir, bir e, durum söz konusu değilse e, ve sağlık durumu buna elverişliyse elbette ki eşlik eden bir sağlık sorunu yoksa buna engel 70 yaşında bile takılabilir bence. İp askılama yöntemiyle kaş kaldırmada mümkün müdür? E, mümkün. Bazı hastalar özellikle tercih ediyor. E, yapılabilir. E, etki süresi yine yüzdeki uygulamalar gibi benzer diyebiliriz. Evet peki uygulamadan sonra hastalar tekrar size ip, ip askılama yöntemi isterlerse ne kadar süre sonra başvursunlar? E, bir yıldan önce yapmıyor. Bazı hastalar bunu istiyorlar çünkü gerçekten. Ee, özellikle süet soft hastaları e, hakikaten yaptırdıktan sonra bu işlemi tekrar etmek istiyorum. Çünkü sadece sadece bir askılama yapmıyorsunuz o grup hastaya. Deri kalitesi de gerçekten çok değişiyor. Ee, ve bu böyle haftalar içerisinde bir, bir bir iki ay içerisinde içerisinde hem o askılama gücünü arttırıyor bu kolajeni gerçekten uyarması hem de eee derinin ışıltısını ve canlılığını da sağlıyor böyle klasik olarak hastalara söylediğim bir söz var benim. Bu işlemi yaptırdıktan birkaç ay sonra yüzünüzün çok iyi göründüğünü söyleyecek insanlar. E, lütfen taktırdığınızı unutmayın. Yani sebebinin bu olduğunu unutabilir biliyor <laughs> diye. Gerçekten unutabilirim. O yüzden bazı hastalar hani daha erken sürede işlemi tekrar ettirmek isteyebiliyorlar. Ama ben hastalarımı bir yıldan önce tekrar takmıyorum. Zaten çok ihtiyaç olmuyor. Onlar istese de. Son mesajınızı rica edelim izleyicilerimize. Eee... İyi bir e, e, tedavi yöntemi o, o, olarak Süleyet Soft hakikaten hekim için de he, hasta için de e, kullanılabilir, iş, e, yapılması kolay bir işlem. E, sonuçları hastayla tartışıldıktan sonra çok öngörülebilir bir uygulama. E, hastanın beklentisini ve hekimin e, bu işlemin verebileceği sonuçları bildikten sonra e, hasta memnuniyeti ve hekim memnuniyeti yüksek bir uygulama diyebilirim Süleyet Soft için. Çok teşekkür ediyoruz. Rica teşekkür ederiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Şükran Sarıgül Güdük bizlerle birlikteydi. Silüet iple yüz askılamayı konuştuk. Şimdi medikal Estetik Hekimi Dr. Gizem Geylani'nin özel bilgilendirme bölümüne geçiyoruz. Bugün bölümde bize ne anlatacaksınız? Bugün lazer epilasyon cihazlarından bahsedeceğiz. Te bu teknolojilerden bahsedeceğiz. Bahsedelim.